Ziya abi kaç doğumlu? 1930, 29 Mayıs 1930. 29 Mayıs 1930 doğumlu. Nere doğumlu? Konya. Konya doğumlu. İstanbul'a kaç tarihinde geldiniz? 56, 1956. Hastalık olayında rahat sorabiliriz değil mi? Yani şey mi? Kısmi felç. 76'da. 1976'da evet. Bir Nisan gece sabahleyin o geç gidiyordu. Öğleden sonra gidiyordu işe. Sonra annem kalkmayınca bakmışlar, kapıda kilitliymiş galiba. Neyse girmişler, yerde bulmuşlar. Gece gelmiş felç. Çay yapıyor. Evet, Osmanlı tarihi yazıyordu. O böyle şey, bavulda kitaplar vardı. O kitapları almak için karyolanın altındaki bavulu çekmiş ve oraya düşmüş. Evet. Peki bu kalp yetmezliği mi oldu? Hayır. Ne oldu? Beyinde kanama oldu. Kanama. Beyin kanaması. Ha, tansiyon mu? Tansiyon çıkmış. Ha, beyin kanamasından. Evet. Bir kısmı felç oluyor yani o zaman, evet, değil mi? Şey evet, olmuş oluyor. Evet. Ama maşallah kulaklar, şeyler, gözler, şey şuur, her şey yerinde. Hiçbir şey yok. Hayır. Konuşma da ama biraz. Ama okuyamıyor, yazamıyor, konuşamıyor. Evet. Ziya abinin mesleği neydi asıl? Ziya abinin asıl mesleği hukukçu, avukat. Avukatlık stajı da yaptı. O avukat baroya kayıttı yani. Konya barosuna kayıttı. Öyle mi? Avukat. Ankara hukukta mı okudu? Ankara hukuktan bitti. Tamam. Kaç mezunu? 1955. Yazları verdiği zaman Hazretleri'nin Emirdağ galiba gidip evet, orada şeyler çoğaltıyorlarmış. Şey Atıf Ural tanıyorsunuz değil mi? Tanıyoruz tabii. Şeyi Zübeyir Gündüzalp abimi tanıttı sizi. Risale-i Nur'u ilk defa ondan mı duydunuz? Ne? Risale-i Nur. Zübeyir. Değil mi? Evet, Konya'da. Ondan mı evet, ilk defa? O mu kitap verdi ilk defa? Onu, nasıl oldu bilmiyorum ama Zübeyir Bey aracılığı. Yani onu biliyorum. Kaç tarihlerinde? Lise. Lisedeyken mi? Evet. Lisedeyken tabii, verdi. Lisedeyken, Ziya Arun'u tanıyorsunuz değil mi? O bizim komşumuz. Muhsin Alev Muhsin Alev abinin sınıf arkadaşıydı. Ta ilkokuldan itibaren liseyi de beraber bitirdik. Öyle mi? O Muhsin Bey komşumuzdu. Hem de yani abinin de sınıf arkadaşıydı. Muhsin Alev. Bediüzzaman Hazretlerini kaç kere ziyaret ettiniz? Sayısız, çok. O tarihçi hayatta isminiz geçiyor. Mektubu da var. Mektubu var, Ziya Nur diye. Evet, hukuk talebesi Ziya Nur. Hukuk talebesi diye. O nasıl oldu, hangi vesileyle oldu Ziya abi o? Şimdi onu anlatamaz. Ben de bilmiyorum, onu anlatamaz. Belki işare... Hiç... Onu diyemez, söyleyemez diyoruz. Bediüzzaman Hazretleri bir şey hatırlıyor musun yani görüşme... Her şeyi hatırlıyordum ama anlatamazsınız. Hiç, o konuda hiç. Ben de size bir yazma olayı da yok değil mi? Yazamıyorum. Yardımcı olamam. Şimdi bütün dünya Risale-i Nur okuyor Ziya abi. Bütün dünya. Bütün milyarlarca insan, milyonlarca insan Risale-i Nur okuyor. Pekin'de bile açmışsınız değil mi şey? Nasıl? Pekin'de bile. Ha, Pekin'de bile her yerde. Her yerde. Her yerde var. Dünyanın dünyanın her diline tercüme edildi. Tercüme edildi. Hiç bekliyor muydunuz böyle bir şey? Aklınıza geliyor muydu? Tahminler de işsin. Sor. O zaman Türkiye'de bile ne kadar zordu. Abi de içeri atıyorlar değil mi? Evet.